Türkiye'deki AK Parti'nin çöküşü yolsuzluklar sebebiyledir. Şatafat sebebiyledir. AK Parti'yi bitiren iş çürümedir, ahlaki çürümedir, Ahmet yozlaşmadır, güç yozlaşmasıdır. Takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen inşallah 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. 3-5 yandaş sermayeleri zengin edip milyonlarca kitleyi fakirleştirip açlık sınırına getiriyorsa da kusura bakmasın, hiç kimse benim susmamı bekleyemez. Gelecek Partisi lideri, aynı zamanda da eski bir AK Partili olan Ahmet Davutoğlu, AK Parti için bitti, çürüdü, yozlaştı diyerek ses yükseltti. Nedeni de yolsuzluk ve şatafat diyerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefete çatarak 2021'i şahlanış yılı ilan etti. AK Parti, AK Parti yapan bütün ilkelere ihanet ettiler. AK Parti yolsuzluklarla mücadele için vardı, yolsuzluğun her türsünü meşrulaştırdılar. Yoksullukla mücadele için vardı, yoksulluğu ülkenin kaderi haline getirdiler. Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz. Erdoğan eleştiriler için kifayetsiz takoz muhalefet çıkışını yaptı. Davutoğlu her cümlesinde eleştirinin dozunu biraz daha artırdı. İktidarı yolsuzluğu meşrulaştırmakla suçladı. Müteahhitler zengin edilirken halk yoksulluğa mahkum edildi dedi. Bir iktidarı çürüten nedir biliyor musunuz? İktidar içi elit çatışmalarıdır. AK Parti bugün elit çatışmalarının danışkasını. Herkes birbirinin ayağına çelme takmaya çalışıyor. Herkes iktidar süresinin azaldığını görerek kendisini korumaya alıyor ve rakip gördüğü herkesin ayağına çelme takıyor. Bir iktidar bu bitirir. Davutoğlu ve Babacan henüz parti kurmadan önce Erdoğan şehir üniversitesi üzerinden tartışmayı başlatmış ve dolandırıcılıkla suçlamıştı eski kurmaylarını. O tartışma yeniden açıldı. Burada Halk Bankası'nın adeta bir dolandırılması söz konusu. Nasıl oluyor bu iş? Hani dürüstünüz? Eğer sizin dürüstlüğünüz buysa bu ülke batmış. Sayın Erdoğan'dan daha yakın dost mu vardı bana? Ama bana dolandırıcı dedi. 7,5 yıl baş danışmanken hiçbir makam beklentim olmadan, hiçbir maaş, ek maaş almadan, üniversitedeki maaşımın yarısıyla 7,5 yıl ben kendi çantamı taşıyarak dolaştım. Bir kuruş boğazından haram geçmemiş bir insana dolandırıcı dedi Sayın Erdoğan. Bu sözler AK Parti ve onun içinden çıkan yeni partiler arasındaki söz düellosunu yeniden ısıtacak gibi görünüyor. Belediye meclislerinden